Ömer lekesiz. Tasavvufi hal, makam, mertebe nedir? Kim ve neresi içindir? İbnül Arabi, tasavvufi hal, makam ve mertebeyi, anlamlarındaki nüansları da yer yer belirleyerek, birbirlerinin içinden geçebilen, biri diğerlerinde yerleşebilen kelimeler olarak kullanılır. Örneğin, makamı mekana bağlarken, nitelik anlamında mekanı da mertebeye bağlar ve der ki, Yüce mertebeler, mertebe oluşları yönünden varlığa sahip değildir. Onlar kendilerine bakan kimsenin varlığıyla mevcuttur. Bu kısma örnek olarak makamları verebiliriz. Makamlar yerleşenin varlığıyla mevcuttur. Bir yerde makam yoksa orada yerleşen kimse yok demektir. Tercümandan nakleden Suadel Hakim İbnül Arabi Sözlüğü Hal ve makamlar hakkında sufi müelliflerin sayısal bakımdan farklı tasniflere gittiklerini örnekleriyle birlikte zikreden Abdurrezak Tek de El Harevi'nin yüz basamağından Menaliz-ü hareketle zikrettiğimiz üçlü üzerinden hal ve makamlar açısından müridin tasavvufi terbiye ve manevi yükselişindeki temel unsur, zahiri ve bedeni ameller, salikin batini ve kalbi ameller, arifin de söz konusu amelleri yerine getirmekle birlikte, bunlara takılıp kalmayarak sadece Allah'a yönelmesi ve onda fani olmasıdır sonucuna ulaşır. Gerek İbnül Arabi'nin gerekse El Herebi'nin son tahlilde hal, makam ve mertebe ile fiziki değil, idraki bir mekan tutmayı ve bu mekanı da sonuçta Allah'ın mekansızlığında eritmeyi kastettiklerini düşünebiliriz. Diğer bir ifadeyle tasavvufi mertebelerin hal idraki ile makamsal bir mekanda ya da mekansal bir makamda toplandığını söyleyebiliriz. Ancak bunlara bağlı olarak Hz. Ebu Bekir'den nakledilen idrakteki acziyeti idrak etmektir değişince hal, makam ve mertebenin içinden bunlar nedir sorusuna bir cevap verebildiğimizi varsaysak da bunlar kim ve neresi içindir sorusundan kurtulamayacağımız gibi tasavvuf hal bilgisidir, İdrakı mümkün olmadığından izahı da mümkün değildir şeklindeki genel kanaate teslimiyetle Soru üretmekte mahir merakımızı da gidermiş olmuyoruz. Sonuçta mesele şurada toplanıyor. Zikrettiğimiz sorular esasında kurtulmamız ve merakımızı yenmemiz bu zamana kadar sufi müellifler tarafından ortaya koyulmuş ilgili tasniflerle ve tefsirlerle bugün de yine mümkün olabilir mi? Eğer zorunlu modernler olmasaydık ve Kant, Husserl, Heidegger, Marlo Ponti ve benzeri idraki fenomenolojik düzeyde deşenemeselerdi bu mümkün olabilirdi. Bunlar yüzünden en özet söyleyişle ancak insan için, ancak insanda ve ancak insanın mekanı olan yeryüzünde tasavvufi hal, makam ve mertebeyi eski kelimelerle konuşmamız şimdi çok zor görünüyor. Bu hususu Marlo Ponti'nin ki o bir Marksisttir, algının fenomenolojisi adıyla çevrilen idrakin anlaşılmasına dair çalışmasından yapacağım şu alıntıyla resmetmeye çalışayım. Kendimde olduğum kadar bedenimde de olmasaydım, bu mekansal ilişkiyi bizzat düşünmeseydim ve böylece bu iç içe oluştan inherence, onu temsil ettiğim anda kurtulmasaydım bedenim tarafından çevrelendiğimi fark eder miydim? Dünyaya kendimi kaptırmış olduğumu ve dünyada bir durumda bulunduğumu hakikaten ona kendimi kaptırmış olmasaydım ve bir durumda bulunmasaydım bilir miydim? O zaman sadece neredeysem orada bir şey gibi olmakla yetinirdim. Oysa nerede olduğumu bildiğime ve kendimi şeylerin ortamında gördüğüme göre demek ki ben bir bilincim Hiçbir yerde ikamet etmeyen ve yönelim olarak kendini her şeyde mevcut kılabilen tekil bir varlığım. Var olan her şey şey veya bilinç olarak var olur ve ortası yoktur. Şey bir yerdedir ama algı hiçbir yerde değildir. Çünkü bir durumda bulunsaydı diğer şeyleri kendisi için var edemezdi. Zira şeyler gibi kendinde durup dinlenirdi. O halde algı, algılamanın düşüncesidir. Algının vücuda gelmesi hesaba katılacak hiçbir pozitif karakter sunmaz ve onun buradalığı kendi kendine olduğundaki bilgisizlikten başka bir şey değildir. Çeviri Emine Sarıkartal, Eylem Hacı Muratoğlu, İthaki Yayınları, İstanbul 2016 bu alıntıdan hareketle aşırı tutuculuk, yobazlık ve reddiyecilik, münkirlik ekseninde süren güncel tartışmaları Elimizin tersiyle bir kenara iterek tasavvufa baktığımızda onu kültür düzeyine indirilmesi mümkün olmayan dine, İslam şeriatına mahsus yetkin bir kültür formu olarak görebiliyorsak ona mahsus terminolojiyi tefsiri yenileme iddiasını yüklenebiliriz demektir. Zira bir kere başarılmış olan bir daha başarılabilir ve dolayısıyla özü elimizin altında olandan yeni zamana mahsus yeni ideal formları üretmek hiç de zor olmasa gerektir. Bu manada asıl mesele kimlerin cahillikle, yanılgıyla, reformistlikle, zındıklıkla suçlanmayı daha baştan kabul ederek, sineye çekerek yola çıkacağıdır. Serden geçtilerin ve Müslümanca idraki nedeniyle taşlanmayı göze alanların yokluğu düşüncenin yokluğudur. Ömer lekesiz yeni şafak siz